Bursa'da bugünden herkese merhaba. Sosyal Güvenlik'te bugün programıyla karşınızdayız. Sevgili Bursa'da bugün takipçileri, öncelikle son derece üzüntülüyüz. Zira Suriye'den gelen haber hepimizi derinden sarstı. İdlib'de ne yazık ki rejimin saldırısı neticesinde 5 askerimiz şehit oldu. 5 askerimiz de yaralı. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bunu öncelikle belirtmiş olalım. Şu anda bursadabugün.com üzerinden canlı yayındayız. Aynı zamanda facebook.com/bursadabugün. Bursa'da Bugün'ün Facebook sayfası üzerinden de canlı yayındayız. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdos'un şu anda yanımda. Kendisine iletmek istediğiniz soruları Facebook'taki canlı yayın videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz, yorum olarak belirtebilirsiniz. Ben tüm sorularınızı süremiz el verdiğince mümkün mertebe Özgür Erdos'una iletmeye gayret göstereceğim. Ve sorularınıza yanıt arayacağız. EYT'yi konuşacağız, emeklilikte yaşa takılanları konuşacağız yine programımızda. Aynı zamanda işsizlik rakamları bugün açıklandı. Kasım ayı işsizliği, Kasım 2019 rakamları açıklandı. İşsizliği değerlendireceğiz. Rakamlar pek iç açıcı değil. Önümüzdeki süreçte şu anda hala 2019'un rakamları açıklanıyor biliyorsunuz. Çok daha tehlikeli bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Neden böyle bir risk bizi bekliyor? Bunu bir kez daha konuşacağız. İşsizliği önlemek için neler yapabiliriz? Bunu da konuşacağız. Sayın Erdos'un hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yaman. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Acı bir haberle. Evet. Ne yazık ki bugünkü programımıza başladık. Öncelikle sizden de kısa bir bu konuyla ilgili birkaç cümle alayım. Ardından şöyle, programımıza başlayalım. Ben de biraz önce sosyal medyada gördüm. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yani çok üzücü olaylarla karşı karşıyayız. Suriye ve Suriye'deki bu politikaların sonucunda son olmasını diliyoruz. Yani ben başka bir şey de diyemiyorum açıkçası. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Çok üzücü bir durum. Yani kesinlikle. Ailesine sabırlar diliyorum. Kesinlikle çok üzücü evet. Kelimeler. Ne söylersek söyleyelim yetersiz kalıyor maalesef. Şimdi işsizliğe geçeceğiz ama onun öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa İl Kongresi de gerçekleştirildi dün. Partililerin evet. Oldukça yoğun bir ilgisi vardı. Mevcut il başkanı Hüseyin Akkuş da adaylardan biriydi. Ancak kongre İsmet Karaca'nın zaferiyle noktalandı ve en nihayetinde artık Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Örgütü'nün yeni başkanı İsmet Karaca ve İsmet Karaca ile birlikte yeni bir sayfa açılacak örgütte. Siz de kongreye katıldınız ve yaptığınız konuşmada dikkat çekiciydi. Kısa bir kongre değerlendirmesi de sizden rica edeyim. Ardından EYT'lerle beraber programımızı hareketlendirelim. Şöyle aslında bu bir zaferdi diyemeyiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki yarışlarda kimse kimseye karşı bir zafer elde edemez. Zaten Sayın Karaca da güzel bir konuşma yaptı. Konuşmasında dedi ki ben hiç kimseye karşı bir galibiyet değildi. Sadece bana bir görev verileceğini düşünüyorum dedi. Ve ben bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağım dedi. Tüm adayların konuşmaları da aslında çok böyle kavgadan uzak, daha çok bütünleştirici konuşmalardı. Sayın Mustafa Bozbey çok güzel bir konuşma yaptı. Bütünleştirici bir konuşma yaptı. Lale Karabay'ın da konuşması çok iyiydi. Lale Hoca gerçekten güzel bir konuşma yaptı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir dönem. Birileri gelecek, birileri gidecek. Bu çok demokrasilerde olması gereken işlerdir. Ve birisini partililer, delegeler eğer başarısız buluyorsa onun yerine daha başarılı olacağına inandığı kişileri seçerler. Evet. Bursa'da da sizin programınızı izledim. 4 adayla beraber çıktınız. Hüseyin Akkuş 2 yıllık süre içerisinde kendine göre bir çalışma yaptı. Ve bu çalışmanın sonucunda da delegeler dediler ki bir dönem daha biz seninle beraber olmak istemiyoruz. Evet. Kararını bu yönde verdiler. Aslında bu İsmet Karaca için de bir ders niteliğinde yani bu 2 yıllık süreyi boşa geçirme. 2 yıllık süre boşa geçerse bir başarı gelmezse seni de değiştiririz. Çünkü başarı bugün Bursa'da
Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehri alması, belediyeleri kazanmasından geçiyor başarı. Mustafa Bozbey'in konuşması güzeldi. Siyasette ikincilik yoktur. Şimdi ben bir Yıldırım'da belediye başkan adayıydım. Türkiye'de 1650 belediye arasında en başarılı ikinci belediye başkan adayı oldum Türkiye'de. Ama sonuçta seçimi kaybettik. Evet. Kaybettim demesini de bilmek lazım. Ya oyumu çok arttırdım. Tamam. O olumludur. Bir sonraki dönemlere, bir sonraki seçimlerde bir umut ışığı olmuşsunuzdur ama artık Cumhuriyet Halk Partiler Bursa'da kazanmak istiyorlar. Ve aslında Mustafa Bozbey'in büyükşehirde büyük bir, bana göre başarıydı. Ama başarı dediğim gibi seçimi kazanma ya da endeksiydi. Yarı kaldı. Bazı şeyler yarıda kaldı. Osman Gazi, Yıldırım, Bursa yarıda kaldı işler. Bir sonraki süreçte ben bunun tamamlanacağını düşünüyorum. İsmet Karaca'ya hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bizler elimizi her zaman taşın altına koyan insanlarız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim kazanmışsa, delegeler kimi il başkanı olarak görmüşlerse hepimizin il başkanıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Yönetimini tebrik ediyorum. Hüseyin Akkuş'a teşekkür ediyorum. Erol Gülmez aday oldu. Kendisine teşekkür ediyorum bu süreçte. Güner Ak'tan aday oldu. Kendisine teşekkür etmemiz lazım. Çünkü güzel de bir çalışma yaptılar. Ailelerinden, işinden, gücünden uzak da kaldılar. Hepsi bir teşekkürü hak ediyor. Evet. Hüseyin Akkuş da 2 yıllık süre içerisinde yaptıklarından dolayı kendisine teşekkür etmemiz lazım. Karaca'dan beklenti çok büyük. Kendisini de Allah yolunu açık etsin. Başarılar diliyorum. Biz de yanında olacağız. Destek vereceğiz. Çünkü Bursa'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Bursa'da, büyükşehirde ve diğer ilçelerde vatandaşların beklentilerini karşılayacak, toplumu daha böyle birleştirici ve toplumun yararına daha olumlu işler Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinde ben olacağını düşünüyorum. Ve kendisine de başarılar diliyorum. Başka bir şey, evet, söylemeyelim. Çünkü şu anda, evet, yeni başladı. Görevini de bir devir teslimini alsın, çalışmalarına, evet, başlasın. Hep beraber daha takip edelim. Daha sonra tekrar değerlendirmeler yapılır. Ben de yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Bursa'da Bugün takipçileri, değerli izleyicilerimiz, yorumlarınızı bekliyoruz. Sayın Asım Özgür, Özlem Erden, Mehmet Bozarslan, sorularınızın hepsini yanıt vereceğiz. Lütfen yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sesimizin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi açısından bu son derece önemli diyelim. Bu hatırlatmayı yapalım. Ardından da artık kaldığımız yerden sosyal güvenlik gündemine dönelim. Özgür Bey, işsizliği değerlendireceğiz ama onun öncesinde EYT'lilerin Bursa'da yakın tarihte bir buluşması olacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar günü. Sadece emeklilikte yaşa takılanlar değil. Evet. Emekliler, işsizler, genç işsizler platformu katılacak. Emeklilikte yaşa takılanlar dernek başkanı katılacak. Emeklilikte yaşa takılan dernekler, emeklilikte yaşa takılan dernekleri Türkiye'de birçok ilden gelip katılacaklar. Evet. Bursa emeğin başkentidir. Her zaman onu söylüyorum. Ben işçinin ve emekçinin sürekli yanında olan, onların sıkıntılarını, dertlerini paylaşan bir kardeşleriyim. Ve emeklilikte yaşa takılanların zaten ilk meşalesini biz Bursa'dan yaktık. Bu emeklilikte yaşa takılanlar bu kadar büyüdülerse, tüm Türkiye'de sesini duyurabildilerse, tüm Türkiye'de tanındılarsa ve bilindilerse, ilk meşale Bursa'dan Karaman Dernekler Yerleşkesi'nden yakılmıştı. O meşaleyi yakan kişi de bendim. Dolup taşmıştı. Sonra dedim, evet, ki bu meşaleyi hiç söndürmeyin. Emeklilikte yaşa takılanlar, dernek başkanı Gönül Boran Özüpak başta olmak üzere kendisini tebrik ediyorum ve yönetimini, çok büyük bir çalışmaya giriştiler. Gecesini gündüzüne kattılar. Türkiye'nin dört bir yanında emeklilikte yaşa takılanları anlattılar ve emeklilikte yaşa takılanlar konusu Türkiye'nin gündemine geldi. Şu anda aslında emeklilikte yaşa takılanlarla beraber birkaç tane daha konunun çok acil gündeme gelmesi ve bu konularda çözüm üretilmesi gerekiyor Yaman. Şu anda bu anlattıklarımız da artık ulusal kanallarda yer bulmaya başladı. İşte Fox Haber'de geçen de anlattım, ana haberde, ve birçok yerden bugün beni arayanlar da oldu. Telefon bağlantıları da yaptım. Hem sosyal medya kanallarına hem televizyon kanallarına. Aslında bizim anlattıklarımız, hep şunu söylüyorum, birkaç yıl önce anlattıklarımız bugün Türkiye'nin gündemi. Biz biraz daha sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki sorunları ve bu sorunların nasıl çözüleceğini birkaç yıl önceden öngörebiliyoruz. Mesleğimiz ve işimiz olduğu için
Ama üzülerek söylüyorum, biz anlattığımız konular iş işten geçmeden, daha çok büyümeden, derinleşmeden bu konuların çözülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar Bursa'da buluşacaklar. Ayın 16'sında haftaya pazar saat 13'te Karaman Dernekler yerleşkesinde olacaklar. Evet. İşçiler, emekli olup düşük maaş alanlar, emeklilikte yaşa takılanlar, işsizler, doğum borçlanması bekleyen kadınlar, sosyal güvenlik çalışma hayatında haklarını kaybetmiş olanlar ve beklentisi içinde olanlar, stajyer ve çıraklar, 4-10-2000 tarihi öncesi esnaf olup şu anda Bağkur primlerini tescil ettiremeyenler, birçok konuda mağdur olan kitle tüm Türkiye'ye Bursa'dan sesini duyuracaklar ve biz de orada olacağız. Ben de konuşmacılardan bir tanesiyim. Haftaya pazar günü saat 13'te Bursalıları emeğin başkenti Bursa'da Karaman Dernekler yerleşkesine davet ediyorum. Ağlanıp sızlanmak evet. yerine herkesin bir şeyler yapması gerekiyor ve bu konuları Türkiye'nin gündemine taşıması gerekiyor diye düşünüyorum. Özgür Bey, şimdi hemen hızlıca birkaç soru var. Onlara hemen değinelim. Sayın Yusuf Yılmaz bu soruyu yönelten evet. isim. 17.06.64 doğumlu, 2004 giriş, malen emekli olabilir mi demiş. 5250 günü varmış. Bir göz protez, bel fıtığı, patlağı var, prostat varmış. Şöyle söyleyelim, malen emekli olabilmek için ilk defa 2004 yılından sonra maluliyet ortaya çıktıysa şayet, %60 ve üzerinde çalışma gücü varsa malen emekli olunabilir. Ancak kendisi tek göz protezle malen emekli olamaz. Tek göz protezle %32 gibi rapor veriyorlar. Tek göz protezse, tek gözünü kanser hastalığına bağlı olarak kaybettiyse %40 üstünde rapor olabiliyor vergi indirim belgesi, ama tek göz protez kanser hastalığına bağlı olarak değilse maalesef %32 gibi bir rapor veriliyor. Anlamak mümkün değil. Çok ilginç değil mi? Bir kişi gözünü kaybetmiş, göz protez evet. kansere bağlıysa %40'ın üstü, yani engelli statüsünde emekli olabiliyor. Kanser hastalığına bağlı olarak değil de, örnek veriyorum, bir kaza sonucunda tek gözünü kaybettiyse %32 gibi bir rapor veriyorlar. İşte bu durumda aslında bir mağduriyettir. Bu durumda olan kişiler de seslerini duyurmalıdır. Bu kişi malulen emeklilik için değil de sigortalı olarak çalışırken %40 üzerinde vergi indirim belgesi alarak emekli olabilir. Mağduriyeti unutsun, vergi indirim belgesi alıp sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayıp yaşa tabi olmadan emekli olabilir. Özgür Bey, Sayın Mehmet Bozarslan demiş ki 87 6. ayın 1'inde SSK girişim var. Evet. 01.01.64 doğumluyum. 2337 gün SSK primim var. 400 gün çiftçi bağ kurum var. Ne zaman emekli olabileceğini merak ediyorum. Normalde 50 yaşında 2014 yılında 5375 günde emekli olabilirdi. Giriş tarihi çok kıymetli. Çok eski bir tarihte sigorta girişi var ama prim gün sayısı yok. Bu nedenle 3600 günle kendisi 60 yaşında emekli olabilir. Ya 60 yaşında 3600 günle ya da 5375 güne ulaşarak emekli olması gerekiyor. Kendisinin 60 yaşında 3600 günle emekli olması daha mantıklı gibi gözüküyor. Özgür Bey, Özlem Hanım'ın da size bir sorusu var. 77'de işe girmiş, 77 doğumlu, işe girişi 96, prim 6104, hizmet süresi 18 sene. Yasa çıkarsa ne zaman emekli olabileceğini soruyor. Yasa çıkarsa hemen emekli olur. Hemen olur. Bunu ifade etmiş olalım. Asım Bey ise 20.10.72 doğumlu, 31.12.89 SGK girişi var. 9000 prim günü var. Ne zaman emekli olacağını merak ediyor. 52 yaşında emekli olabilir. İlk defa sigortadan önce askere gittiyse 51 yaşına kadar da inebilir. Normalde 5500 günde emekli olması gerekiyor ama 5525 günün neredeyse iki katına yakın günü var ama emekli olamıyor. Emeklilikte yaşa takılanların, geçen bir programda şunu söyledim Yaman. Dedim ki emeklilikte yaşa takıldı. Milyonlarca kişi emeklilikte yaşa takıldı. Çünkü devlet dedi ki sizde yaş şartı yoktu ama ben size bir de yaş şartı getiriyorum. Ne zaman emekli olacağınız yaşa göre belli olacak. Belli bir yaşa gelmeden sizi emekli etmem. Ancak bir de prim gün sayısı var. Diyor ki yaşını, örnek veriyorum, 50 yaşını tamamla.
primde de 5600 gününü tamamla. Bir kişi 50 yaşına gelmediği için emekli olamıyor şu anki sisteme göre. Ama prim günü 5600 güne ulaşırsa da orada kesilmiyor. Ödemeye devam ediyor ve de ileride emekli olacağı alacağı maaş kesiliyor. Benim şöyle bir önerim var. Madem emeklilikte yaşa takılanların bu mağduriyeti var. Emeklilikte yaşa takılanların belli bir prim gün sayısına ulaşmışsa, kendisinden istenilen prim gün sayısına ulaşmışsa, artık prim gün sayısını tamamlamış. Yani devlet diyor ki 5600 ise 5600 güne ulaşmış. Bu kişilerden kesilen sigorta primleri maaşına ilave olsun. Türkiye'de ilk defa benden duyduğunuz bir şey. Evet. 80 lira gerekirse genel sağlık sigortasına kesilsin. Şimdi siz bir kişiye diyorsunuz ki ben senin yaşını tamamlamadığın için seni emekli etmiyorum. Evet. Ama prim günü fazla olursa da ne yapalım? Fazla oluyor diyor işte. Hakikaten ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Çok ilginç. Prim gün sayısını milyonlarca kişi prim gün sayısını tamamlamış. Çalışırsa, prim ödenirse daha düşük emekli maaşı alacak. Şimdi geçenlerde televizyonda Fox TV ana haberde yapmış olduğumuz aslında yayında dedik ki işte 1000 lira emekli maaşı çok ilgi gördü. Arka arkaya birçok yerde şu anda yayınlanıyor. Nasıl Özgür Bey diyorlar yani 1000 lira emekli maaşı olur mu? Evet 1000 lira emekli maaşı maalesef ülkemizde özellikle 2000 yılından sonra işe girmişse bir kişi ya da 98-99'da girmişse ya da 1980'li yıllarda girmiş ama 2000 yılına kadar çok az primi varsa böyle 1 yıllık 6 aylık primi var. Daha sonra prim günlerini 2000 yılından sonra tamamlamışsa bu durumda olan kişiler emekli olduğunda yaman alacakları maaş 1000 lira. Evet. 2000 yılından sonra ilk defa sigortalı olanlar emekli oldukları zaman asgari ücret ve asgari ücrete yakın rakamlarla çalışıyorlarsa 1000 lira alacaklar. Yani ben almam. Ya beni ilgilendirmiyordur herhalde. Şu anda bizi izleyenler Özgür Bey bir şey anlatıyor ama bu beni ilgilendirmiyordur diyebilir. Hayır ilgilendiriyor. Türkiye'de 14 milyon 500 bin çalışan var. Bu 14 milyon 500 binin 6,5 milyonu asgari ücretle 3,5 milyonu da asgari ücrete yakın bir rakamla çalışıyor. Benim o anlattığım 1000 lira emekli maaşı alacaksınız dediğim kişi sayısı ne kadar biliyor musun Yaman? 10 milyon. 14 milyon 500 bin çalışanın 10 milyonu 1000 lira ve 1000 liraya yakın rakamlarla emekli maaşı alacaklar. Türkiye'de son dönemlerde benim dediklerim, bugün anlattıklarım 2 yıl, 3 yıl sonra Türkiye'nin bir numaralı gündemi oluyor. Ama biz anlatırken yok öyle değil diyorlar. Belki senin sakalın gibi biraz daha böyle sakallarımı uzatmam gerekebilir Yaman. Hani bir sakal aslında size de yakışır Özgür Bey. Yani sakalımız yok ki sözümüz dinlenilsine gidiyor bu iş. Bugün ülkemizde şunu söylüyorum. Her yerde anlatıyorum. Düşük emekli maaşı işsizliğe neden olur. Evet. Düşük emekli maaşı aslında bir emekli maaşı olmaktan çıkıp sosyal küçük bir yardıma dönmüş durumda. Ve bu aylık bağlama oranları. Bunun yanında aylık bağlama oranlarının yanında emeklilere bağlanan emekli maaşlarına çok küçük oranda zamlar yapıldı. Şimdi emekliye ne kadar zam yapıldı ama? Devlet memuruysa %5.49. Evet. SSK ve Bağkur emeklilerine %6.49 oranında zam yapıldı. %6.49 oranında maaş arttı ama zeytine, peynire, yağa, elektriğe, telefona, suya, doğalgaza, ulaşıma, eğitime, barınmaya, giyinmeye %35 zam geldi. Yani emeklinin maaşı %30 daha azaldı. %6,5 iyileştirme oldu. Ama %35 bir enflasyonla aslında %30 geliri azalmış bir durumda. Emekliye çok acil olarak ya bir seyyanen bir zam ya da bir intibak düzenlemesinin yapılması gerekiyor. Yapılır mı? Yapılır. 2000 yılına kadar emekli olanlara 350 liraya kadar bir iyileştirme yapıldı. İntibak yenilemektir, iyileştirmektir. Bir intibak yapılmıştı. 2015 yılında 100 lira, 2016 yılında da 100 lira seyyanen zamlar yapılmıştı. 2017, 2018, 2019'da hiçbir iyileştirme yapılmadı. Bırakın evet. İyileştirmeyi çalıştıkça, prim ödendikçe maaşlar düştü. Çok az küçük bir oranda zam yapıldı. Gerçek çarşı pazarının enflasyonunun neredeyse 5'te 1 oranında zam yapıldı.
İntibak, seyyanen zam şu anda Türkiye'de zorunlu bir durumda. Yani kaçarı köçeri yok. Evet. Özgür Bey, Haldun Karlı'nın bir sorusu var size. Haldun Bey diyor ki, merhaba, iyi yayınlar. Babam 29.04.2019 tarihine vefat etti. Allah rahmet eylesin, Allah diyelim. Rahmet eylesin. Annem babamın SSK'dan olan maaşını almaya başladı. Dedem 81 yılında vefat etti. Dedem Bağkur emeklisiydi. Annem babasından olan maaşı da alabilir mi demiş. Ne kadar maaş aldığına bağlı. Bu durumda olan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu 2 maaş veriyor. Arkasından da maaşı geri istiyor. Ne yapacak vatandaş peki? Yersiz ödeme diye. Kişinin normalde kurumlar farklıysa SSK, SSK ise alamazdı. SSK, Bağkur, SSK emekli sandığıysa alabilirdi. Şu anda annesi ya da annesinin babası emekli sandığı olsaydı kesin alırdı. Ama Bağkur olduğu için 2008 yılında sözde reformla yapılan düzenlemelerle beraber SSK eşinden aldığı maaş bugünkü net asgari ücret 2103 liranın üzerindeyse annesine maaş vermezler. Bunu ifade etmiş olduk. Özgür Bey, Yalçın Ayçiçek diyor ki, ilk işe girişim 03.09.2003, doğum tarihi 1984, 5200 prim günüm var. 2009'dan beri bir iş yerinde çalışmaktayım. Kıdem tazminatımı en erken ne zaman kendi isteğimle çıkınca alabilirim? Buna benzer sorular çok geliyor. 25 yıllık sigortalılık süresini beklemeksizin 4500 günle alabilir. Evet. 4500 prim günü varsa alabilir. Özgür Bey, Ömer Bey diyor ki, 90 askerlik diyor, 92 bitti, 94 ve demiş uzman çavuşluk yaptım demiş 94'te herhalde. Yıpranma payı ne kadar demiş ama... Yıpranma payı mesaj ne biraz kadar eksik. Süre askerlik yaptıysa 4'te 1'i oranında. Evet, 96'da bitmiş, 94 yazdım bir yanlışlıkla yıla, demiş. Bir yıla 90 gün fiili hizmet süresi var. Bu fiili hizmet süresi işe başlamasını geriye doğru çeker. Aynı zamanda yaştan düşer. Özgür Bey, 77 doğumlu Sayın Gökhan Dere diyor ki, Mart 95'te SYK girişliyim. Prim gün sayım 7229. Prim, evet, yatmaya devam ettikçe emekli maaşım düşer mi diyor. 4500 liranın altında bir ücretle çalışıyorsa brüt düşer. Üstündeyse düşmez. Düşmez. 4500 lirayla 22 bin liraya yakın, yani 22 bin lira tavan zaten. O rakamlar arasındaysa kademeli olarak 18 liraya kadar aylık yükselir. Yani az maaş olana az emekli maaşı mı? Bugün ülkemizde bunun mantığı ne tam olarak? Şimdi emekli olan kişiler ya da yanlış söyledim. Emekliliğini bekleyen kişiler bana şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, Özgür Bey, siz öyle diyorsunuz da işte 1000 lira 1200 lira diyorsunuz da benim babam 2000 lira alıyor. Siz öyle diyorsunuz da benim annem 2300 lira alıyor. Siz öyle diyorsunuz ki da benim dedem 2500 lira alıyor. O anneniz, babanız, dedeniz. Onların dönemi 2000 yılından önceydi. Sosyal güvenlik sistemi diyor ki, ben 3 döneme ayırdım. Annenin, babanın dönemi, senin dönemin ve çocuklarının dönemi. Annene, babana o günkü hükümetlerin getirdiği sisteme göre iyi maaş. Senin bir kısmı 2000 yılı öncesi, bir kısmı 2000 yılı sonrasıysa düşük maaş. Çoluk çocuğuna getirdiğimiz sistemse çok düşük maaş. Yani benim annem, ya Özgür Bey bir şey anlatıyor ama diyor ki 1000 lira maaş. Özgür Bey'in bu dediği, ya benim evimde çok da böyle karşılığı yok. Benim annem 2000 lira 2500 lira alıyor. Sakın öyle düşünmesinler. Emeklilikte 2000 yılı öncesi, 2000-2008 ve 2008 sonrası çalışmalar 3'e ayrılıyor. Evet. Üçü için farklı bir hesaplama, onun ortalaması. Özgür Bey, Tahsin Cihan. Şunu söyleyeyim Yaman. Evet. Çok kızılan eski siyasetçiler var ya, onların dönemindeki yasalarla yüksek maaş alınıyor. Yani onların dönemindeki yasalarla da siz şu anı eleştirdiğinizde, yani onların dönemindeki yasalara dayanarak aslında size ya olur mu diyorlar ama aslında şu andaki sistemden haberleri yok. Mesela Turgut Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, onların dönemlerinde o belli bir kısmına kadar, ama Süleyman Demirel'den sonra Bülent Ecevit döneminde, koalisyon hükümeti döneminde 1999'da dediler ki, hem maaşları düşürelim hem de yaşı yükseltelim. Bugünkü hükümet de dedi ki, olmaz dedi.
siz milleti mezarda mı emekli edeceksiniz dedi. Seçimi kazandı. 2008 yılında Bülent Ecevit haklıymış dedi. Hatta biraz az yapmış dedi. Kadınlar da 58-60'a çıkardı. Biz onu 65'e çıkartalım. Bir de Bülent Ecevit aylık bağlama oranını %60'dan %20'ye düşürmüştü. Bülent Ecevit derken yanlış olmasın. Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli, Bülent Ecevit döneminde aylık bağlama oranını onlar %60'dan %40'a düşürmüştü. Orada da yanlış yapmışlar. Bugünkü hükümet dedi ki biz %20'ye düşürmeliyiz. Evet. Bunları zaman zaman hatırlatmakta fayda var. Özgür Bey, şimdi aslında siz bu konuya açıklama getirdiniz. Sessiz de kalmadınız ama Tahsin Bey belki takip etmemiş olabilir. Dolayısıyla kendisinin bir yorumu var. Sizi iletmek istiyorum. Tahsin Cihan diyor ki emeklilik maaş hesaplamasında enflasyon rakamının altında çıkması normal mi? Bu konunun takipçisi olduğunuzu ve SGK'nın bir açıklama yapması gerektiğini söylemiştiniz. Siz de bu konuda sessiz kaldınız diyor. SGK açıklama yaptı. Siz sessiz mi kaldınız bu konuda? Vallahi her hafta her hafta söylüyorum. Evet. Gittim her yerde söylüyorum. Evet. Şimdi normalde dedik ki zaten Nisan ayında büyüme rakamları açıklanacak. Evet. Nisan ayında geçen hafta da konuştuk. Büyüme bunu. Rakamlarına göre maaş hesaplaması, yani bir kişi emekliyse Yaman bugün baban emekli. Onu emekli olduğu için devlet memuru emeklisi ise %5,5, SSK Bağkur emeklisi ise %6,5 zam aldı. Ancak ben emekli değilim, sen emekli değilsin. Biz şu anda çalışıyoruz ya. Bizim katsayı oranlarımız geçmiş yıllarda emeklilere yapılan zam oranında artardı. Bu sene emekliye %6,5 zam yapıldı ama 2,8 artış oldu. Yani emekli olmayan kişinin bir sonraki yıl emekli olursa alacağı, bir sonraki yıllarda alacağı maaşı belirleyen bu katsayı oranları 2,8'de kaldı. Ama gerçek rakam ne zaman açıklanacak? Nisan ayında. Sosyal Güvenlik Kurumu bir açıklama yaptı. Diyor ki bizim sistemimiz doğru. Bu hesaplamalar doğru. Biz emekli olanlara %6,5. Emekli olmayan şu anda çalışanların iyileştirmesi de %2,8 oldu diyorlar. Ama geçmiş yıllara baktığımızda, geçmiş yıllarda emekliye ne kadar zam yapılmışsa aynı oranda sistemlerinde bir artış olurdu. Bu sene bunun nedenini de aslında büyüme rakamlarıyla bağlı olarak söylüyorlar. Türkiye'nin ortalama büyümesi 15 yıl önce de, 20 yıl önce, 25 yıl önce, 30 yıl önce de, yani o Türkiye'nin o enflasyonla mücadele ettiği dönemlerde, Süleyman Demirel, Turgut Özal dönemlerinde büyüme rakamlarımız kaçtı biliyor musun yıllık ortalama? %5 ile %7 arasıydı. Türkiye 2019'da ne kadar büyüdü biliyor musun? Sıfır. Nedeni bu. Evet. Çünkü maaş bağlama sistemi diyor ki ben sana emekli maaşı bağlarken bundan sonra büyümeden pay vereceğim. Büyüme yok. Özgür Bey, buradan Samsun'a bir selam gönderelim. EYT Samsun bizi takip ediyor. Yine evet, Türkiye'nin dört bir yanından bizi takip ediyor. Yakından özellikle bizleri takip ediyor. Samsunları da bekliyoruz. Evet. Pazar günü Bursa'ya. Evet. Samsun Derneği sağ olsun beni çok aradılar. Ben Samsun'a gidemedim. Birçok ilden beni arıyorlar. Özgür Bey işte Samsun'a gel, Trabzon'a gel, Adana'ya gel, Eskişehir'e, birkaç yere gittim ama hepsine de yetişemiyorum. Çünkü benim bir ailem var, benim bir işim var. Bursa'da zaten çok yoğun bir tempodayım. Başka yerlere sözümüz var. Dernekler bana alınıyor. İşte Özgür Bey, işte Giresunların şöyle bir organizasyonu vardı, gelmedin. Malatyalıların bu vardı, gelmedin. Karslıların şöyle bir kaz gecesi vardı, gelmedin. Her yere yetişmeye çalışıyorum. Bir tane Özgür Erdursun var, her yerde yetişmeye çalışıyor. O yüzden evet. Diğer illerden beni arayan kişilerden özür diliyorum. Bir de aynı zamanda mesleğimden dolayı da davetler var. Mart ayının ilk haftası yurt dışında olacağım. Ondan sonraki hafta Bolu'da Mali Müşavirler Odası, bu arada meslek odaları da bizi davet ediyor. Bolu'da olacağım. Bolu Mali Müşavirler Odası'nın İşte meslektaşlarımıza bir semineri, paneli olacak. Orada konuşmacı olacağım. Her yere yetişmeye çalışıyorum Yaman. Evet. Beni en çok sen anlarsın. Evet. Sorularınıza yanıt vereceğiz. Sorularınızı bekliyoruz sevgili takipçilerimiz. Çok kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aranın ardından sorularınıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
misafirlerimiz var. İstanbul'dan geldiler. Sanatçı arkadaşlarımız var. Onlar da burayı gezdiler. Merak etmişler. Panorama görünce benim kalbim neredeyse durdu. Böyle inanılmaz bir huzur geldi. Büyük de emek var. İnanılmaz da bir yapı. Mutlaka görülmesi gereken güzellikte bir yer olmuş. Yukarı çıkınca gerçekten 700 sene öncesine gittim yaklaşık. Ve 3 boyutlu bambaşka bir dünya. Aynı zamanda bu müzeye de bize gelecekten bir parçası gösteriyor. Çünkü buradaki mimari dünyada tek. Geleneksel hale geldi ve bu yıl 19.sını düzenliyoruz. Son müracaat tarihi olarak da 10 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Yeni yazarların, yeni şairlerin, yeni edebiyatçıların çıktığını da görüyoruz. Ve bu bizim için gurur verici, onur verici. Ben Anadolu'yum. Senden milyonlarca yıl önce de buradaydım. Ve sana hiç ihtiyacım olmadı. Ama sen bana hep ihtiyaç duydun. Bu yüzden bana Anadolu ismini verdin. Haklısın. Ben yeşerirsem sen coşarsın. Ben beyazlarken sen umutlanırsın. Ben filizlenirsem sen çoğalırsın. Ama ben kurursam sen de kurursun. Ben ağlarsam sen de ağlarsın. Ben çökersem sen de çökersin. Benim ormanlarım, benim nehirlerim, benim denizlerim, benim ovalarım, benim havam, benim iklimim, senin iklimin. Ben Anadolu'yum. Sen istersen ben veririm. Sen emek verirsen ben üretirim. Sen korursan ben çağlarım. Ben Anadolu'yum. Bu adı bana sen verdin. Çünkü benim olan her şey senindir. Benim iklimim senin iklimindir. İklim değişikliğiyle mücadeleye sen de katıl. Çünkü bu senin iklimin. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli uzmanlarından Özgür Erdursun'la birlikteyiz. Sosyal güvenliğe dair sorularınızı yanıtlıyoruz. Hemen mesajlara devam edelim Özgür Bey. Tur abi yorulmaz sorusunu yöneltmiş. Demiş ki merhaba, iyi yayınlar. Ben 05 10 72 doğumluyum.
88 girişliyim, ne zaman emekli olabilirim demiş. Tabii prim hiçbir şey yazmamış. Şöyle, 23 Mayıs 88'e kadarsa 50, 23 Mayıs 88 sonrasıysa 51 yaşında 5375 ya da 5450 günde emekli olabilir. Özgür Bey, Barış Gül soruyor. Diyor ki, merhaba Özgür Bey. Ben 95 stajdan dolayı giriş yapıldı bana. PTT gün ödememiş. Giriş 95 görünüyor demiş. Ne zaman emekli olabilirim demiş. Tamam. 1995 staj başlangıç olarak sayılmaz gün ödemediyse. 95'te normalde giriş olsa da 55 yaşında emekli olacaktı ama tüm kollara tabi girişi ne zamansa ona göre emekli olacak. Ama staj başlangıç olarak sayılmaz. Staj sayılmıyor. Ona benzer bir soru daha da vardı. Bir takipçimiz sormuştu. Demişti ki, Özgür Bey, bu EYT yasası çıkarsa staj tarihleri de başlangıç sayılır mı diye, ama o ayrı bir konu galiba. Staj ayrı bir konu. Emeklilikte yaşa takılanlar ayrı bir konu. Kadınların doğum borçlanmasındaki haksızlıkları ayrı bir konu. Ya hepsi, aylık bağlama oranları ayrı bir konu. Hepsi ayrı ayrı konular. Hepsiyle ilgili ayrı ayrı yasal düzenlemelerin olması gerekiyor. Türkiye'de köklü bir sosyal güvenlik reformuna sistemi, acil ihtiyaç ama var. Ama reformdan ben korkuyorum Yaman. 2008 yılında bir reform dediler, yaptıklarıyla vatandaşın elindeki tüm hakları alıp maaşları düşürüp emekli maaşı 500 lira inmesin bu sefer. 1000 liradan. Yeni reforma. Geçenlerde Twitter'dan beni takip ediyor musun Yaman? Ediyorum tabii. Twitter'dan beni takip etmek tabii isteyenler ki takip edebilirler. Özgür Erdursun. Twitter, bu arada, YouTube her yerden bulabilirsiniz. Yaklaşık 26 bine yakın bir takipçimiz oldu. Çok da iyi gidiyoruz. Az bir takipçi. Hepsi aslında organik ama değil mi? Organik. En önemlisi organik çünkü şöyle. Hormonlu olsun istiyorum. Şimdi. E tabi. Sağ olsunlar, 26 bin kişi bizi takip ediyor. Bakıyorum beğeniler, 10 bin beğeni alabiliyoruz. Yaptığımız işlerin karşılığında bu olmamalı. Daha çok kitlelere ulaşmamız lazım. Çünkü anlattığım bilgiler, vermiş olduğum bilgi, küçük yazılar belki hayatlarında birçok işe yarayacak. Popülist yazılardan ziyade gerçekçi, doğru şeyler yazıyorum Twitter'da. Ve Twitter'da şu anda Türkiye'nin önde giden haber kanalları, gazetecileri, editörleri sağ olsunlar takip ediyorlar ve hemen arkasından beni ararlar. Özgür Bey, şöyle bir yazınız var, bununla ilgili hemen bir program çekebilir miyiz diye. Halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Evet. Doğru bilgiler vererek, popülist yaklaşımdan uzak, emeklilik ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bizden duydukları her şeye inanabilirler. Çünkü evet, emeklilikte yaşa takılanlara dedim ki, çok yakınsınız. Belki de ilk defa bu kadar yakın oldunuz. Orada yani ya sen neredeyse çıktı çıkacaktı. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı. Dedi ki kusura bakmayın, biz size bu hakkı veremeyiz. Ama emeklilikte yaşa takılanların en çok moralini bozan, üzen konu ne biliyor musun Yaman? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ilk önce bir 800 milyar gibi maliyet açıklandı. 750-800 milyar gibi. Daha sonra 60 milyara düştü. Sonra 30 milyara düştü. Ama ben hep 15 milyar maliyet olduğunu söylemiştim. En çok duyduğum konu şu. Özgür Bey, biz bu vatanın öz evlatlarıyız. Suriyelilere ve diğer dünya ülkelerine. Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Şu kadar yardım ettik, bu kadar para harcıyoruz. Ya diyorlar, dışarıya bu kadar para harcıyorsak bize neden yok? Bize neden 1000 lira emekli maaşı? 1300 lira emekli maaşı? Maaşımızda hiçbir iyileştirme yok. Çalıştıkça, prim ödendikçe maaşlar düşüyor. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti ortada. Bunlar neden çözülmüyor? Madem para var, niye verilmiyor? Ya da madem para yok, niye evet, bunun havası atılıyor? Niye bunun reklamı yapılıyor? Evet, süremizin de artık sonuna yaklaşırken Metin Elmas demiş ki, Özgür Bey, 2000 yılı öncesi gemilerde çalıştım. Evet. Bazı denizcilik firmaları Sosyal Güvenlik Kurumu primlerimi, yıpranma payı belge kodunu 2 değil de 1 olarak yatırmış. Evet. Bu durumda düzeltme yapılabilir mi? Teşekkür ederim demiş. Yapılabilir. Gemi çalışanlarının yasal haklarıyla ilgili bildirimlerinin tam olarak bildirilmesi gerekiyordu. Şu anda gemi çalışanları sadece fiili hizmet hakkından yararlanmak istiyorlarsa şayet, Türk bayraklı gemide çalışmış oldukları sürelerle ilgili borçlanma yapabiliyorlar. Onun dışındaki süreyle ilgili hiçbir hakları da yok yabancı gemilerle. Fiili hizmetle ilgili de gemi adamlarının basında nasıl yıpranma hakları varsa öyle hakları vardı. Belli bir süreye kadar da haklar verildi. Ama dediğim gibi zaten kendisi de yazmış,
Doğru evet. Kodla bildiriminin olması gerekiyor. Ama o düzeltilebilir. Evet, Gebze EYT Derneği'ne de buradan selam gönderelim ve Veysi Yıldırım'ın sorusuna geçelim. Özgür Bey, Veysi Yıldırım diyor ki 01-02-72 doğumluyum. İşe giriş tarihi 23.06.89. EYT'ye takıldım. Ben ne zaman emekli olabilirim ve bize ne kadar maaş düşer? Bununla ilgili bilgi alabilir miyim demiş. 51 yaşında 5.450 günde emekli olur. Asgari ücretle çalıştıysa şayet kendisinin maaşı 1600-1700 lira civarında maaş alır. Özgür Bey, İsmail Vural 75 doğumlu, 89 yılı çıraklık sigortası, 94 yılı SYK girişi, 5000 prim günüm var. Ne zaman emekli olacağını merak ediyor. 1994'ün 23 Mayıs'ına kadar ilk defa sigortalı olduysa 54 yaşında, 23 Mayıs'ından sonra sigortalı olduysa 94'ün 55 yaşında. Ama ilk çıraklık başlangıç olarak sayılsaydı 50 yaşında emekli olacaktı. Çırakların ve stajyerlerin ilk başlangıcı sayılmadığı için hem emeklilikte yaşa takıldılar hem de staj ve çıraklık girişine takıldılar. Çifte mağduriyet. Çifte mağduriyet yaşayan en mağdur kitle stajyer ve çıraklardır. Biri de sizdiniz. Anlatmıştınız. Ben de hem ticaret sesi mezunu olarak stajdan bir sorun yaşıyorum hem de emeklilikte yaşa takıldığım için iki sorunu da yaşayan birisi. Siz de çifte mağduriyet yaşayanlardansınız. Bu sorunları benden daha iyi anlatan o yüzden olmaz. Özgür Bey, Bekir Aktaş 01.03.73 doğumlu, işe girişi 26.02.92, SYK'da 9.390 günüm var. Ne yapmam gerekir diye soruyor. Ne yapması lazım? 53 yaşında 5.600 günle emekli olması gerekirken prim gün sayısı bir hayli fazla. Şimdi biz prim gün sayılarına bakarsak Yaman, prim gün sayıları bugün Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanların özellikle prim gün sayıları 5.000 ile 5.975 arasında kendilerinden gün istenilir. Bugün ortalaması alınsa prim günlerinin 7.000-7.500-8.000 gün çıkar. Yani 3.000 gün fazla çıkar. 3.000 günde nedir biliyor musun? 10 yıl ortalama fazladan prim ödenmiştir. Hem maaş alamamış hem de 10 yıl fazladan prim ödemiştir. Sosyal güvenlik sisteminin Almanya'da olduğu gibi Türkiye'nin aslında bütçesini fazla vermesi gerekirken bu paraların doğru harcanamaması, sürekli bir yerlerde bir eksiklerin olması, bu paralarla eksiklerin giderilmesi sosyal güvenlik sisteminde bu sorunları doğurdu. Hem vatandaşa siz yıllarca para vermediniz hem de prim aldınız. Bu paralar ve primler nerede? Nerede? Nereye gitti acaba? Şimdi onun için... Yol mu yapıldı? Ne oldu bu paralara? Birkaç yıl sonra ortaya çıkar. 5 yıl sonra, 7 yıl sonra bunları konuşuruz. Evet, Özgür Bey, garip kalemci. 73 doğumluyum, 91 girişim var. 6500 gün primim var. 87 stajım var sigortadan demiş. Ne zaman emekli olacağını merak ediyorum. 87'den stajı normalde 50 yaşında emekli olması gerekirdi ama sonraki giriş ne zamandı? Hemen söylüyorum. 91. 87 staj, 91 giriş, 6500 gün prim. 50 yaşında emekli olması gerekirken 53 yaşında 5600 günde emekli olması gerekecek. Prim gün sayısı dolmuş, yaşını bekleyecek. Özgür Bey diyor, Abbas Yüksel bana bir yol gösterin demiş. 16-10-92 ama hiç yatmamış. 93'te yatmış. Ne yapmam lazım diyor. Girişi 92'nin kaçıncı ayıydı? 16-10. 53 yaşında olması gerekirken 54 yaşında emekli olacak. Kendisini, hiç yatmamış yani ispat mı etmesi ne yapacak şöyle şimdi? Şöyle sigorta girişi yapılmış ama prim yatırılmamış. Elinde sigorta kartı var. O dönemde sigortalı çalışmış bir ya da iki kişinin şahitliğiyle bu davayı kazanır. Bir yıl erken emekli olabilir. Bu durumda olanların şahit dava yoksa davayı kazanamaz. Kazanamaz. Şahit kesin şart. Evet. Yıpranma SSK başlangıç sayılır mı demiş Battal Özbey. Sayılmaz. Sadece başlangıç gününü geriye doğru çeker. Hayrettin Karaysa, Çetin Akbulut'un sorusu en son soru olsun. Hayrettin Kara, 89 girişim var, 9000 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 71 doğumluyum demiş. 51 yaşında, 51-1971 dediğimizde 2022'de doğum gününde 5450 günün olması gerekirken 9000 günü var. Aslında diyoruz ya bu söylediklerimiz işte evet. Hiçbir şey havada değil. Hepsi gerçek. 5450 günde emekli oluyorsunuz, 9000 günü var. 5600 günde emekli oluyorsunuz, 10000 günü var. 5000 günde emekli oluyorsunuz, 8000 günü var. Ama o fazla günlerin kendilerine yararı yok. Son soru Çetin Akbulut'un sorusu Özgür Bey. Bu soruyla sizin
yorumlarınızla programımızı neticelendirelim. Köksal Bahadır bizim sorulara da cevap verin demiş. Elimizden gelen tüm sorulara yanıt vermeye gayret ediyoruz ama şöyle bir baktım Köksal Bey. Gerçekten çok fazla mesajı var ve yoğun bir ilgi var. Bir kez daha mesajınızı şimdi hemen rica edelim. Yazarsanız sizin de sorunuza yanıt vermiş oluruz diyelim. Bir takipçimiz de Özgür Bey boşuna Yaman Bey'e seslenmeyin. Sizle ilgilenmiyor demiş ama buradan bir yandan da mesajları takip etmek zorundayım. Yani ben hem sizi dinliyorum. Biliyorum, biliyorum. Hem de burada mesajları takip ediyorum. O zaman da soruları neden size yöneltmediğimden dolayı bana kızıyorlar. Yani biz de açıkçası ne yapacağımızı bazen şaşırıyoruz. Yaman, seni yaklaşık 10 yıldır tanıyorum. Evet. Beraber güzel programlar da yaptık. Evet. Gerçekten de takdir ediyorum. Çok da seviyorum. Sağ olun Özgür Bey. Biz de size aynı şekilde. Çok sağ olun. Türkiye'de çok büyük televizyon kanallarında çok güzel yetkilerle bir yerlerde olup iyi gelir elde edenler ama senin şu anda okuduğun gibi vatandaşın sorununu ya da sorusunu okumaya cesaret edemeyen gazetecilerin olduğu bir ülkede senin gibi genç ve vatandaşa, halka yararlı olmak için uğraşan, didinen, Bursa'nın sorunlarıyla ilgilenen, bunları yazan, gündeme getiren kişiler, sizler aslında bir umutsunuz. Biz burada bir umut olmaya çalışıyoruz. Bu ülkenin vatandaşı bir evladı olarak ben de sana çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Sorunuzu bekliyorum. Eğer yazarsanız sorunuza yanıt vermeye gayret edeceğim. Köksal Bahadır Bey diyelim. Şimdi gelelim Çetin Akbulut'a. Bu EYT işi çözülecek mi Özgür Bey demiş. EYT işinin şu ana kadar çoktan çözülmesi gerekirdi. Ama emeklilikte yaşa takılanların sorunları tam olarak diyorum ya bilinmiyor. Geçenlerde Sayın Bakan bir açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlar değildir. Emeklilikte yaşını bekleyenler midir gibi bir açıklama yapmıştı. Evet. Ya şimdi zaten emeklilikte yaşa takılma konusu ne? Yaş şartı yokken yaş şartı geldi, yaşa takıldı. Yani konulara vakıf olmak gerekiyor. Devlet yönetmek, vatandaşın dertlerine çözüm olmak, gerçekten bir yasalar hazırlamak, milyonları mutlu etmek aslında o kadar zor değil. Emeklilikte yaşı tutmayanlar. Yaşı tutmayanlar demişti. Ya zaten emeklilikte yaşa takılanlarda yaş şartı sonradan getirildiği için yaşa takıldılar. Bu nedenle yaş tutmama diye bir şey emeklilikte yaşa takılanlar için geçerli değildir. Sayın Bakanım bu konuyu bilmemesi, yani şu üzülerek söylüyorum. Emeklilikte yaşı tutmama konusu, inanın Sayın Bakan değişsin, babası uyurken bakanlık yapıyor diye çok anılırdı. Şu anda bakanın babasının isminden ziyade uyuması hep böyle hafızalarda, hepimizin hafızalarında kaldı. Kendisinin bu açıklamaları hiç unutulmaz. Çünkü emeklilikte yaşa takıldığı için emeklilikte yaşa takılanlar, yaş şartı yok. Ama emeklilikte yaşı tutmayanlar diyor. Evet. Yani yaş şartı yok zaten o dönemde. Sonradan yaş şartı getirildi, vatandaşlar mağdur oldu. Şu anki son haliyle yaşı tutmama diyebilirsiniz. Vatandaşlar da buna itiraz ettikleri için zaten burada mağduriyet doğuyor. Ya mağduriyet tam olarak mağduriyet anlatılamamış ya da anlaşılamamış. Evet Özgür Bey, süremizin sonuna geldik. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa işsizlikle ilgili kısa bir yorum rica edeyim. İşsizlik rakamları bildiğiniz gibi açıklandı. Yani tablo hiç iç açıcı değil. Şu anda Kasım açıklandı herhalde. Kasım açıklanıyor. Evet, 3 ay geriden açıklanıyor. 3 ay geriden rakamları açıklanıyor. 2020'de daha da olumsuz bir tabloyla ne yazık ki karşılaşacak gibi gözüküyoruz. İşsizlikle ilgili şunu söyleyelim. Gerçekten de çözüm emeklilerin çalışma hayatından çıkması, kaçak kayıt dışı çalışanların sisteme dahil edilmesi, yüksek maliyetlerin düşürülmesi, bunların hepsi tam olarak masaya yatırılmadan bu sorunlar çözülmez. Evet. Bir sorunu çözebilmek için o sorunu tam anlamıyla bilmeniz ve bu sorunla ilgili çözümler üretmeniz lazım. Sorunlar görmezden geliniyor. İşte mesela Sayın Bakan diyor ki Avrupa'da en yüksek emekli, Avrupa'da asgari ücrete en yüksek zam yapan ülke İspanya'dan sonra Türkiye'dir diyor. Evet, doğru olabilir ama Avrupa'daki enflasyon oranıyla Türkiye'deki enflasyon oranı bir değil ki. Hiç kimse kimseyi kandıramaz. Gerçekler ortada. Emeklilikte yaşa takılanların durumu ortada. Emeklinin, asgari ücretlinin, işsizin durumu ortada. Bu konularla ilgili biz iyiyiz, şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz demek
hiç kimseye fayda getirmez. Sorun var. Bu sorunu çözmek için herkes seferber olmalı. Ben bunları sadece söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.